Herkese merhabalar, ben Gizem Aydoğan. Hürriyet Ailen Uzmana Sor programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz akciğer kanseri. Biliyorsunuz Kasım ayı akciğer kanseri farkındalık ayı. Dolayısıyla göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Muharrem Tokmak Beyefendi'ye hoş geldiniz diyorum. Ve ilk sorumla başlamak istiyorum. Akciğer kanseri nasıl bir hastalık ve belirtileri neler? Akciğer kanseri temelinde genetik mutasyona dayanan bir hastalık, genetik yatkınlığı olan bir hastalık. En çok ailesel geçişli olan bir hastalık. Bu genetik mutasyonu yaratan bütün faktörler, bütün risk faktörleri bu akciğer kanseri hastalığını oluşturan etmenler diyebiliriz. Peki nasıl oluşuyor? Kontrolsüz bir hücre gelişimi söz konusu. Akciğer içinde, bronşların içinde zaten %90'ı akciğer kanseri bronşlardan gelişir. Kontrolsüz gelişen hücreler bir tümör, kitle oluşturur. Yani dokulara, organlara bası yapar. Ve böyle şikayet vermeye başlar. Çok küçükken tabii o yüzden geç tanı koyabiliyoruz. Hiç şikayet vermeyebiliyor aynı Çünkü zamanda. Çünkü bir taramayla da anlaşılamıyor tabii. Değil mi? Meme kanserinde olduğu gibi akciğer gibi, kanserinde. Evet, o kadar kesin bir taramayla ancak ek tetkiklerle ancak tanı koyabiliyoruz. Yani bizde rutin olan bir akciğer filminde bazen kaçırabiliriz. Küçük nodülleri, belirli bir milimetrik olan nodülleri kaçırabiliyoruz. Nasıl oluşuyor konusu en fazla dediğim gibi genetik yatkınlık önemli. Onu taramamız lazım. Artık günümüzde onları yapabilme olanaklarımız var. Ve bunu etkileyen en fazla tütün. Tütün derken bugün daha çok sigara diyeceğim ama tütün ve bütün tütün ürünleri bu işin tüm içinde aslında. Tüm tütün ürünlerinde risk yani çok yüksek değil mi? O ne daha gelirse, azdır, bu daha yok. Yok. Aslında bir öyle şey bir yok. Ayrım yapılmıyor. Bütün dünyada, Dünya Sağlık Örgütü bu konuda net. Hiçbir şekilde ayrım yapmıyor. Hatta son zamanlarda elektronik sigaralarla ilgili belki basına yansımıştır. Tabii ki. Onlarla ilgili de artık kesin zarar verdiği konusunda netleştiler. Dolayısıyla öyle bir ayrımımız yok. Bunun dışında başka risk faktörlerimiz de var. Tabii bu genetik yatkınlığı yapan, genetik deleasyon ya da genetik mutasyonu yapan mesleki hastalıklar içinde kullanılan kimyasal maddeler. Asbest sanıyorum. Asbest ayrı bir grup tabii. Hem mesleki olabiliyor hem de bazı topraklarda olabiliyor. Toprak içinde de olabiliyor. Bazı bölgelerde yaşayan endemik asbeste bağlı akciğer kanserleri görebiliyoruz. Yani yaşadığımız bölge bile aslında bu risk faktörlerinden biri olabiliyor. Olabiliyor. Tek başına o bile risk faktörü olabiliyor. Onun haricinde sık sık radyolojik filmler çekmek, tomografi vesaire, X-ray'den geçmek, onlar da bu işin içinde. Bütün bunlar risk faktörleri içinde kabul edebiliriz. Bu genetik mutasyonu yapan faktörler arasındadır. Peki belirtileri ne şekilde? Taramayla çok anlaşılamıyor Şimdi dedik. Şimdi onu söylemek istiyorum. Asıl önemli olan o. Tarama dışında erken evrede yakalamamız gerçekten çok zor. Çünkü bazen hiç belirti vermiyor. Çoğu kez de erken evrede yakaladığımız akciğer kanserlerini tarama ya da işte tesadüfen başka bir hastalık nedeniyle gelmiş oluyor. Tesadüfen bir film çekiyoruz, öyle saptıyoruz. Ama tabii risk faktörleri belirliyoruz artık. Mesela 20 yıl boyunca günde bir paket sigara içiyorsa bir kişi, biz buna 20 paket yıl bir risk faktörü oluşturuyoruz. Ailesel bir öyküsü varsa, 50 yaşın üzerinde ise, özellikle erkek cinsiyet ise, bu bizim için risk faktörü. Artık tarama dışında bir de düşük doz tomografi çekmek durumundayız bu hastalarda. Orada da cost efektif olarak artık akciğer kanseri yakalayabiliyoruz. Hem de erken evrede. Erken evre olunca tabii sağaltım konusunda yani uzun yaşam verme konusunda fırsatımız oluyor. Ama tabii ki ileri evrelerde belirtiler oluyor. Özellikle inatçı öksürükler, kanlı balgam, ısrar eden, kilo kaybı, gece terlemeleri, omuz ağrıları mesela bazı türlerinde, göz kapağı düşmeleri, baş ağrısı çünkü başka yere de yansıyabiliyor yani metastaz diyoruz. Belirli belirsiz düşmeler, sendelemeler. Sanıyorum artık bütün bunlar, biraz daha ilerleyen evrelerde evet, bunlar hep ileri görülen evre. Belirtiler. Dediğim gibi erken evrede ne yazık ki şikayetsiz de olabiliyor hastalar. Bu yüzden işte tarama programlarını geliştirmemiz lazım. Risk faktörü grupları, risk grubu faktörleri oluşturmamız lazım. Ve bence böyle bir yönelimle ancak erken evrede yakalayabiliriz bu vakalarımızı.